Annemler utansın annem. Güzellik kraliçem benim. Yok yok, güzellik kraliçesi değil. Ana kraliçe benim annem. Allah sonumuzu hayır eyleye. Niye öyle diyorsun şimdi anne? Niye öyle diyorsun? Ne dedim kızım? Tamam tamam. Hadi şimdi tatlımız kaçmasın hadi. Tamam baba, ben halledeceğim şimdi. Bu şey var ya, bugün gelen kadın. Şahin. Buralar bu civarda yani. Şahin. Bir dakika baba. Şey, kiralık ev bakıyormuş kendine. Şahin. Ulan var ya, mezar taşına neon ışıklarla ben ettim, siz etmeyin yazdıracağım şerefsizime. Bana ne bağırıyorsun ya, Muhsin söyledi. Ulan Muhsin'e bir sana iki şu ayıp ulan. Ben demedim Muhsin'e. Ulan Allah aşkına ya. Bir dakika ya. Demir, bir dakika. Bütün gün yoktun sen. Neler yaşadık bilmiyorsun. Baba, oğlum. Hocam ya. Baba bir dakika. Allah aşkına bir durun ya. Ya bir nefes alın ya. Bir seferde şurada huzurlu bir yemek yiyelim ya. Bir ona kadar sayın işinizden, dur. Ay, yine durdunuz değil mi? Nasıl söyleyeceğim ben özlediğimi? Nasıl söyleyeceğim kalbimdekileri? Kızım ne özlediğini, ne kalbimdekileri, ne diyorsun ya? Ay! Akşamlar Yılmaz ailesi. Kişneyen Kamber de geldi. Ya oğlum, her saçma aksiyonun finalinde sen nasıl oluyor da yanımızda bitiyorsun, anlamıyorum ya. Çünkü size bir müjdem var. Hayırdır inşallah. Hayır. Size komşu geliyor. Komşu. Komşu mu? Kim? Ne komşu? Şenay Hanım. Yok artık. Lan sabah dedi ki ev tutacağım, akşamına tutmuş. Kadın ne hızlı çıktı ya. Elimize kadar giriyor ya. O kadını bu mahallede istemiyorum. Anladınız mı? İstemiyorum. Bu mahallede dedi değil ki. Nerede? Çatı katında. Ne? Oh be ki acı bulduk. Lan Şahin. Ben bir de dur. Anne. Yedi bu lan seni. Şahin seni soruyacağım. Görüyorsun değil mi gelinim? Herkes böyle bir evde yaşamak için canını verir. Bizimki de bu evden kaçmak için can atıyor. Sen nasıl buldun evi? Sizin kaldığınız o tavan arasına benziyor mu? Orası tavan arası değil yalnız. Bizim çatı katımız. Ha, öyle ya da böyle. Neyse canım. Yani yabancılık çekmezsiniz çünkü burada da bir çatı katı var. Ayrıca bu eve ayak uyduramam dersen... senin için müştemilatı hazırlatabilirim. Asaf Bey, yalnız evle yuva çok farklı şeylerdir. Hı. Ve evi yuva yapan büyüklüğü lüksü değil. İçindeki ailedir ve o ailenin mutluluğu. İşte sizin en büyük probleminiz de bu. Yalnızlığınız ve mutsuzluğunuz. Eviniz de sizin gibi. Bak sen, gelinimizin ağzı da bayağı iyi laf yapıyor. Ben daha önce Ateş'e pek çok kez hak verdim biliyor musunuz? Ama şimdi neden sizden bu evden kaçtığını, o küçücük çatı katını yuva bellediğini şimdi daha iyi anlıyorum ben. Siz aslında kendi dünyanızda ufacık bir sevgi kırıntısına bile muhtaç olan huysuz ihtiyarın tekisiniz. Ne cüret! Size de afiyet olsun. Arabamı hazırlayın. Hadi afiyet olsun o zaman. Haydi. Bütün dünyayı çantana doldurursan bulamazsın tabii, dersin. İşte buradasın. Yasemin. Bak bakalım bu fotoğrafa. Ne görüyorsun? Gıcık gıcık öpüşmenizi görüyorum. Ne göreceğim? Yasemin. Bazen gerçekten beni çok yoruyorsun. Ya birazcık yardımcı olmayı denesen. Hı? Bak. Güvenlik kamerası kaydından alınmış bu görüntü. Nereden anladın lan? Ya gölde tam yırtacağım sırada fark ettim şunu. Bak. Bak zaten görüntü yakınlaştırıldığı için bozulmuş. Ayrıca şu köşedeki tarih ve saatler de bunun bir kanıtı. Hmm.
Demek ki Asaf Avcı bizim bu doğum gününe gittiğimiz Gevşek Serdar var ya. Ha, Gevşek Serdar. Ha, onun evindeki güvenlik kamerası kayıtlarını alıp incelemiş. Yani sen boş bakıyorsun, anlamadın. Bak anlatacağım sana şimdi. Bak şimdi bu fotoğrafı telefonla ya da makineyle çekmiş olsalardı bizim bu görüntünün orijinalini elde edip yok etmemiz neredeyse imkansız. Ancak güvenlik kamerası kaydıysa, ki bu öyle, sadece ve sadece Asaf Avcı'nın elinde olmalı. Yani bu evde. Ve biz o görüntüleri bulup yok edersek fotoğraf sorunu kökten çözmüş oluruz. Ve eve geri döneriz. Lan köşeli möşeli ama iyi düştü be Yasemin. Çak. Nereye saklamıştır bu adam bunu? Doğru soru. Buldum. Yani sanırım nerede olabileceğini biliyorum. Ama herkesin uyumasını bekleyeceğiz. Allah sakla. Allah'ın cezası. Dispozo fobi seni. Gel boğaz ovası alalım azıcık. Daralttı bu oda beni. Olmaz mıydı Ateş? Bir yolunu bulabilirdik. Nasıl döneceğiz şimdi buradan? Umut biterse hayat biter Ayşe. Bir rüyadan ağlayarak uyandım. Anne yerine hala diye ağladım. Halam bir daha korkmayayım diye bu kolyeyi verdi bana. Mikail dedi. Yardım istediğin her an gelir. Seni sevgiyle korur. Hiçbir şeyden korkmaz, yalnız hissetmezsin dedi. Ama boynundan hiç çıkarma. O günden beri ilk defa senin için çıkardım bu kolyeyi boynumdan Ayşen. Ben yokken korkma, üzülme, yalnız hissetme diye. Bunun geçici bir ayrılık olduğunu hep hatırla, beni unutma diye.